Arkası Yarın. Monte Cristo 11. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu. Bu hikaye, halkın kralcı ve bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Tam çalıştığı gemiye kaptan olup, nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün, iki arkadaşı tarafından bonapartçı ajanı olarak suçlanan Edmond Dantès, mahkeme yapılmaksızın zindana atılır ve aradan uzun yıllar geçer. Edmond Dantès bu sırada herkesin deli dediği Falya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu yaşlı insanda adeta Osmanlılar gibi bir düşünce sistemi oluşmuştur. Dante bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Ancak yaşlı adam ölümcül bir hastalığın pençesindedir. Yaşlı adam çok hasta olduğu bir gün Dante'ye Monte Cristo adasında gömülü olan hazinesinin planını verir ve aynı gün ölür. Gardiyanlar hava karardıktan sonra denize atmak için cesedini çuvala koyup giderler. Bunun üzerine Dante bir kaçış planı yaparak zindandan kurtulur. Bir kaçakçı gemisine binerek Monte Cristo adasına çıkarak sözü edilen hazineyi bulur. Artık çok zengin olan Dante adını Monte Cristo olarak değiştirir. Geçen 14 yıl içinde olup bitenleri öğrenmeye çalışır. İlk olarak babasının komşusu Kadrüsü'ye görüşmeye karar verir. Kadrüs, tembel herif. Aylak aylak hanım önünde oturacağına içeri gir de temizlik yap. Han mı işletiyoruz, ahırı mı belli değil. Kapa çeneni be şırfıntı. Sesin sinirlerimi bozuyor. Esas sen benim sinirlerimi bozuyorsun. Sabah akşam içip içip sızıyorsun. Al eline süpürgeyi de etrafı süpür. Kapa çeneni dedim. Süpürgeyi elime alırsam önce senin kafanı kırarım. Bak, bu tarafa doğru biri geliyor. Müşteri olabilir. Ben içeri girip masayı hazırlayayım. Tamam, tamam. Kimmiş gelen Kadrus? Siyahlar giyinmiş biri. Başında da tuhaf bir başlık taşıyor. Tek iş çıkacak birine benzemiyor. Sen ilgilen onunla. Ben zaten hastayım. Hoş geldiniz bayım. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Lütfen içeri buyurun. At üstünde yorulmuş olmalısınız. Evet, yoruldum hancı. Evet, emrinizdeyim mesya. Adınız Kadrus değil mi? Evet efendim, Gaspar Kadrus, emrinizdeyim. Burada tek başınıza mı oturuyorsunuz? Yok, karımla birlikte oturuyorum efendim. İçerisi boş. Neyle geçiniyorsunuz burada? Siz de görüyorsunuz ki fakir bir insanım. İyi bir gelire sahip olmak için namuslu yaşamak yetmiyor. Oysa ben namuslu ve dürüst kimselerin mükafat, kötülerin de ceza göreceğine inanıyorum. Siz böyle inanabilirsiniz ama herkesten aynı inancı bekleyemezsiniz. Biraz sonra size yanıldığınızı ispat edeceğim Monsieur Kadrus. Ne demek istediğinizi tam anlayamadım efendim. 1814 ya da 1815 yılında Edmond Dante adında bir denizci tanıdınız mı? Edmond Dante mi? Nasıl tanımam? O benim en iyi dostumdu. Onu tanır mıydınız efendim? İf şatosu zindanlarında bileklerinde ve ayaklarında zincirlere bağlı olduğu halde sefil bir şekilde gözlerimin önünde ölüp gitti. Öldü ha. Zavallı Edmond. İşte az önceki sözümün ispatı. Kötüler mükafat görürken iyileri hep felakete düşürüyor Tanrı. Kendisini sever miydiniz Mösyö? Nasıl sevmem? Dürüst, çalışkan, hayat dolu bir gençti. Peki Dante'yi görüp onunla konuştunuz mu hiç bayım? Görevim icabı ölüm anında yanındaydım. Peki neden öldü efendim?
23 yaşında, suçsuz yere zindana kapatılan ve 10 sene boyunca taş duvarlar arasında tek başına bırakılan bir insan neden ölür dersin? Doğru. Ölürken bile suçunun ne olduğunu bilmediğini söylüyordu. Doğrudur efendim, doğrudur. Yalan değil, bilemezdi. Son anında benden bir isteği oldu. Zindana atılışımın sebebini araştırınız. Eğer alnıma sürülen bir leke varsa ne olur adımı temize çıkarınız dedi. Sahi mi? Aynen böyle mi söyledi yani? Evet. Ölürken kıymetli bir emanet bıraktı. Ona da hapishanede hastayken baktığı zengin bir İngiliz hediye etmiş. 50.000 frank değerinde bir yüzük. 50.000 frank mı? Nasıl bir yüzükmüş bu? Bakın işte burada. Vay canına. Demek 50.000 frank ha. Ve demek onu size verdi. Hayır, hayır. Bana vermedi. Sahiplerini buluncaya kadar bende emanet kalacak. Sahiplerini mi? Evet. Vasiyetini yerine getirmem için emanet etti. Ben de son anlarını yaşayan bu insana söz verdim. Söz verdiniz? Ne sözü? Ölürken dedi ki... Benim 3 dostumla bir nişanlım var. Hı hı. Eminim ki hapse girişime çok üzülmüşlerdir. Bu dostlarımdan birinin adı Kadrus. Evet. Ben onun çok yakın dostuydum Monsieur. İkincisi Dankler. Üçüncüsü ise her ne kadar rakibim ise de beni sevdiğine emin olduğum Fernand'dır. Nişanlımın adı da Mercedes'tir. Evet efendim, evet. Sonra? Sonra sözlerine şöyle devam etti. Elmas yüzüğü satın. 5 eşit paya bölüp beni seven bu dostlarıma takdim edin. Bayım az önce 4 demiştiniz. 5. nereden çıktı acaba? Haklısınız. 5. öldüğü için pay alamayacak. İlk ziyaretimi eski eve yaptım. Yaşlı babasının öldüğünü söyledi. Ah evet. Adamcağızla kapı komşusuyduk. Oğlunun kaybolmasından 1 sene sonra falan öldü. Ya, neden öldü? Yani ölüm sebebi neydi? Doktorlar ölüm sebebine mide ve bağırsak iltihabı dediler ama... Evet ama... Ama zavallı adam açlıktan öldü. Açlıktan ha? Hayvanlar bile açlıktan ölmezler. Sokak köpeklerine bile bir parça ekmek atan vicdan sahipleri bulunur. Peki ya siz? Komşunuz açlıktan ölürken ne yaptınız, söyler misiniz? Monsieur ben... Bu ihtiyar adam açlıktan ölmeyi hak edecek kadar kötü bir insan mıydı? Hayır efendim, sadece biraz fazla gururluydu. Dante'nin patronu ve nişanlısı ona yardım etmek için ellerinden geleni yaptılar. Ama o her defasında reddetti. Ölmeden birkaç gün önceydi. Dante'nin nişanlısı ve patronu onu, yani babasını ziyaretine geldiler. Mercedes ihtiyarı köyüne götürmek istedi ama ihtiyar bunu reddetti. Bu arada armatör olan patronu kırmızı renkli kadife bir keseyi masanın üzerine bıraktı. Bunu hatırlıyorum. Zavallı adam. Böyle bir hayatı, böyle bir ölümü asla hak etmemiş. Evet, kesinlikle. Ölmeden birkaç saat önceydi. Mercedes'e şöyle dediğini duydum. Kızım, seni çok üzdüm. Hakkını helal et. Gelinim olmanı, oğlumla mutlu bir ömür sürmeni ne kadar arzu ediyordum bilemezsin. Ama ne yapalım ki, kader buna izin vermedi. Eğer bir gün oğlum dönecek olursa onu çok sevdiğimi ve kendisi için hayır duaları ederek öldüğümü söyle. Evet Monsieur. Yaşlı baba böyle diyerek son nefesini verdi. Bu ne büyük felaket. Bu felakete maalesef Dante'nin dost zannettiği 2 adam neden oldular. Ya, demek dostları değildi. Kimmiş bu adamlar? Biri sevgilisini, diğeri mesleğini kıskanan 2 adam efendim. Fernand ve Dangler. Peki ne yaptılar? Nasıl bir ihanette bulundular? Dante'yi gizli bir ajan olarak ihbar ettiler. Hangisini ihbar etti? Gerçek suçlu kim? İkisi de bayım. İkisi de suçlu. Mektubu Dangler kaleme aldı. Fernand'a postaya attı. O halde siz de onların yanındaydınız. Ben... Evet, saklamanın anlamı yok. Ben de oradaydım. Ve bu alçaklığa engel olmadınız.
susarak suç ortaklığı yaptınız. O gün bana çok içirmişlerdi. Kendimde değildim efendim. Ya ertesi gün? Dante'nin tutuklandığını gördüğünüz halde bir şey demediniz. Dunkler'a bildiklerimi anlatacağımı söyledim. O da bana eğer o gerçekten bir Bonaparte ajanıysa başım belaya girer. Yok değilse serbest bırakılır deyince söyledikleri bana mantıklı gelmişti. Ama yine de susmamam gerekiyordu. Ancak Allah buna razı olmamış ki o günden sonra başımdan bela hiç eksik olmadı. Madem pişmanlık duyuyorsunuz, affedilmeniz için Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Ah efendim, ah. Dilemediğimi mi sanıyorsunuz? Ama nedense bir türlü felaketler yakamı bırakmadı. Ancak o hainler nedense günlerini gün ediyorlar. Orası hiç belli olmaz. Bekle ve gör. Biraz da Monsieur Morel'den, yani Dante'nin armatör patronundan. Evet efendim, evet. O da iyiliğe karşı kötülük görenlerden biri. Lütfen daha açık konuşun. Doğrusu Dante için patronunun başvurmadığı yer kalmamıştı. Bonaparte tekrar tahta çıkınca resmi makamlara yazılar yazdırdı ama bir netice alamadı. Yine babasıyla ölümüne kadar hiç irtibatını kesmedi. Masanın üstüne bıraktığı para kesesinden size bahsetmiştim değil mi? Evet. O parayla ihtiyarın bütün borçları ödendi ve cenaze masrafları karşılandı. Bu kese hala bende duruyor. Kırmızı, büyükçe bir kese. Peki, Dante'nin patronu hala yaşıyor mu? Evet, evet. Ama o da çok zor durumda. Neden? Marsilya'nın en zengin armatörüyken felaketler peşini bırakmadı. 2 yılda 5 gemisi battı. İflasın eşiğine geldi. Elinde bir tek gemi kaldı. Karısı, kızı ve sadık adamları destek olmasaydı ona kesinlikle intihar ederdi şimdiye kadar. Ne feci. Çok üzüldüm. Ya, işte böyle bayım. Sizin anlayacağınız kötüler servet içinde, iyilerse sefalet içinde yüzüyorlar. Dunkler ve Fernan'ı mı kastediyorsunuz? Evet efendim, evet. Toprak tuttular ve şimdi o topraklar altın oldu. Dunkler'ı anlatın bana. En büyük haini. Evet evet, en büyük hain ve en büyük zengin. Dunkler Dante hapse girdikten sonra bir gün çıkar gelir diye ödü patlayarak yaşıyor. Bir bahane uydurarak da buralardan ayrıldı zaten. Ayrıldı mı? Nereye gitti? Önce bir bankada katip olarak çalıştı. Sonra orduda müteahhitlik yaptı. Çok para kazandı. Borsacılığa başladı. Servetini 3-4 misline çıkardı. Sonra bir bankerin kızıyla evlendi ve kız ölünce serveti 1 misli daha artmış oldu tabii. Bak sen alçak. Alçak malçak adam şanslı efendim. Karısı ölünce bu sefer de kardinalin kızıyla evlendi ve baron oldu. Şimdi şehrin en işlek caddesinde saray gibi bir evde milyonlarıyla mutlu ve bahtiyar bir hayat sürüyor. Peki ya Fernan? Bu cahil balıkçı nasıl oluyor da servet sahibi olabiliyor? Napolyon tahta geçince asker toplamaya başladı. Fernan'ı da orduya çağırdılar. Muharebe sırasında düşmanla işbirliği yapan bir generalin kapısında nöbetçiymiş. General İngiliz tarafına geçince Fernan da onunla birlikte gitmiş. Vay hain vay! Fransa'ya teğmen rütbesiyle döndü. Sonra albaylığa kadar yükseldi. Yunanistan'ın Osmanlı'ya baş kaldırması üzerine Yunan ordusuna katıldı. Burada general rütbesi aldığını öğrendik. Bir de general oldu ha? Bununla kalsa iyi. Emrinde bulunduğu vali bir suikaste uğrayınca büyük bir servetle geri döndü. Şimdi Paris'in göbeğinde büyük bir köşkte oturuyor efendim. Ya Mercedes? Mercedes'e ne oldu? O da mı zengin? Hem de ne zengin. Şu anda Parisli kadınların gıptayla baktıkları sosyetik bir kadın o artık. Herkes ona kontes diyor. İnsanın inanası gelmiyor. Demek sevdiği nişanlısını böyle çabuk unuttu ha? Yok, bu doğru değil bayım. Doğruyu söylemek gerekirse kızcağız çok acı çekti, çok gözyaşı döktü. Dante'nin ihtiyar babası ölünce tam 3 ay kimseyle görüşmedi. Fernan bunu fırsat bilerek kıza evlenme teklif etti. Mercedes de hemen bunu kabul etti. Hayır. Düşünmek için 6 ay mühlet istedi. Haber çıkmayınca da kabul etmek zorunda kaldı. Daha sonra da bulunduğu yeri terk etti. Ondan sonra da bir daha Mercedes'i gördünüz mü? Evet. Bir gün Perignan'a gitmiştim. Orada gördüm. Oğlunun eğitimiyle meşgul oluyordu. Oğlu mu dediniz? Evet. Albert adında bir oğlu var. Dante'nin bana anlattığına göre Mercedes okul yüzü görmemiş. Tahsilsiz bir kızmış.
Oğlunun eğitimiyle nasıl meşgul olabilir? Ah bayım ha. Zenginlik her şeyin çaresini bulmaya yeten sihirli bir güçtür. Önce okuma yazma öğrendi. Sonra da adab-ı muhaşeret dersleri aldı. Mercedes bu evlilikten mutlu oldu mu? Sanmıyorum. Bunu nereden biliyorsunuz? İşlerim bozulup da sefil bir duruma düşünce eski dostlarımdan yardım almak ümidiyle General Kont Morsef'e gittim. General Kont Morsef de kim? Fernan'ın yeni adı. Zengin ve asil oldu ya. Namussuz adını da Kont Morsef olarak değiştirdi. Bak hele. Peki sonra? Beni kabul bile etmedi. Hizmetçisiyle bana 100 frank gönderdi. Mercedes'in mutlu olmadığını hizmetçisinden duydum zaten. Kızcağız hanımının yüzünün hiç gülmediğini söyledi bana. Peki kraliyet savcı yardımcısından ne haber? Bilmiyorum. Onu ne tanırım ne de gördüm. Duyduğum kadarıyla kraliyet savcısı yapmışlar. Görüyorsunuz ebayım. Kala kala bir ben sefil ve fakir kaldım. Korkarım sefalet içinde de ölüp gideceğim. Yanılıyorsun dostum. Çileniz bu dakikadan itibaren bitmiştir. Buyurunuz. Edmond Dantès'in yüzü sizindir. Benimle alay etmiyorsunuz ya bayım. Monte Cristo tablosunun 11. bölümünü dinlediniz. 12. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.